Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay yayınları 6. sınıf bumerang serisiyle dersimize devam ediyoruz. 4. ünite beceri testleri 1'deyiz. 1. sorumu büyütüyorum. Aşağıdaki grafikte yarış ortaokulunda yapılan okul temsilcisi seçimlerinin kesinleşmiş sonuçları gösterilmiştir. Grafik birbirine eş birim karelerle parçalanmıştır. Adayların aldığı oy sayıları ve geçersiz oylar aşağıdaki sıklık tablosuna gösterilmiştir. Yukarıdaki sıklık tablosuna göre İnci 264 oy almıştır. 32 oy ise geçersiz sayılmıştır. Buna göre yarış ortaokulunda kaç öğrenci oy kullanmıştır demiş. Arkadaşlar şimdi İnci'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kare var arkadaşlar burada. Bu 8 kare 264'e denkmiş. 8'e bölüyorum ben burayı. Böylelikle 1 karenin 33 kişiyi gösterdiğini buldum. Eymen'de kaç kare var? 1 2 3 4 5 6 7. Eymen'de 7. Yaman'da 1 2 3 4 5 tane kare var. Yaren'e geldim. 1 2 3 4 5 6 tane kare var. İnci de zaten arkadaşlar 8 tane kare olduğunu söyledik. Zeynep'e geldim. 1, 2, 3, 4, 5 tane kare var. Gelelim arkadaşlar bunları biz toplayalım. 5 artı 5 artı 6 artı 7 artı 8. Peki arkadaşlar buranın toplamı kaç yapar? 5 ile 5'i topladım. 10, 10'a 6 ekledim. 10 ya 16, 16'ya 7 ekledim. 23, 23'e 8 ye ekledim. 31. Her bir kare 33 kişi gösteriyordu. Toplamda 31 kare varmış. 31 ile 33'ü çarpacağım. 31 ile arkadaşlar 33'ü çarptığımız zaman 1023 kişi olduğunu buldum. Ee, bir daha bakalım arkadaşlar. Evet burada 1023 kişi var. Bir de 32 tane oyda arkadaşlar geçersiz sayıldı 1023'e 32'yi ekliyorum böylelikle 1055 öğrencinin oy kullandığını buldum D şıkkımı işaretledim devam edelim Yukarıdaki tabloda bir gazete bayisinde satılan A, B, C, D ve E gazetelerinin 20-23 Nisan arasındaki günlük satış sayıları verilmiştir. 20 Nisan'daki bu 5 gazetenin satış ortalaması hangi gazetenin 4 günlük satış ortalamasına eşittir? İlk önce 20 Nisan'dakini bulalım. 17 artı 21 artı 10 artı 12 artı 15. Arkadaşlar 17 ile 21'i topladım 38. 38 ona ekledim 48. 48 12'ye ekledim 60. 60'ı 15'e ekledim 75. 75'i 5'e böldüm. Ortalamayı 15 olarak buldum. Hangi gazetenin 4 günlük satış ortalamasına eşittir demiş. Şimdi A 4 gün boyunca kaç defa satılmış, kaç tane satılmış? İlk önce onu bulalım arkadaşlar. 17 artı 8 artı 10 artı 5. Buranın toplamı 40 yapar. A'yı bulabilmek için 40'ı 4'e böldüm. A'nın ortalaması 10 oldu. B'ye geldim. Burayı topluyorum arkadaşlar. Buranın toplamı ise 48 yaptım. 48'i 4'e böldüm. Buranın ortalaması 12 oldu. Devam ediyorum. C'yi toplayalım arkadaşlar. C'nin toplamı 68 yapar. 68'i 4'e böldüm. C'nin ortalamasını 17 olarak buldum. D'ye geldim. D'yi toplayalım. D'nin toplamını arkadaşlar biz 60 olarak buluyoruz. 64'e böldüm. 15. Son olarak E'yi bulalım arkadaşlar. E'nin ortalamasını bulacağız. İlk önce buradakileri topluyorum. Buranın toplamı 72 yaptım. 4 gün var. 72'yi 4'e böldüm. 18. Benden neyi istedim? 20 Nisan'daki 5 gazetenin satış ortalaması yani 15. 15 hangisine eşittir dedi? Hangi gazeteye eşittir dedim? A 10, B 12, C 17, D 15, E 18. 15'i aradığımız için D'yi işaretledim. Yani D gazetesi cevabımda C şıkkında olmuş oldu. Sayfamı temizleyip son soruma geçiyorum. da matematik öğretmeninin verdiği 100 soruluk ödevin birinci gün 4'te birini. Şimdi 100'ü 4'e bölüyorum. Yani 100'ü ya da şöyle söyleyelim. 100'ü 1 bölü 4 ile de çarpabiliriz. Burası 25 oldu. İkinci gün 2 bölü 5'ini ve kalanını da 3. gün çözmüştür. İkinci gün ne kadar çözmüş? 2 bölü 5. Burası 40 oldu arkadaşlar. Üçüncü günde kalanını çözmüş. 25 ile 40'ı toplayalım. 65. 100'den çıkarıyorum 65'i. 35 oldu. Her gün çözdüğü soru sayısını ve kalan soru sayısını gösteren sütun grafiği. 25 soruyu birinci gün çözüyor. İkinci gün arkadaşlar 40 soruyu çözüyor. Son olarak üçüncü günde 35 soruyu çözüyor. Şimdi birinci gün 25 soru çözüyorsa geriye 75 soru kalıyor. Çözülen çözdü kaldı diyelim. Kaldı. İkinci gün 40 soru çözüyor. İlk günde arkadaşlar 25 çözmüştü. 40 artı 25'ten toplamda 65 soru çözdü. Yani geriye 35 sorusu kaldı. Son olarak üçüncü gün ise 35 soru çözdü. 0 soru kaldı. Buraya 0 kaldı diyelim. Arkadaşlar tablolarımıza, sütun grafiklerimize baktığımız zaman doğru cevabın C şıkkında olduğunu görüyoruz. C'yi işaretledik. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.